Diyelim ki ekranda gördüğünüz gibi bir ipi sallıyor ve ipin üzerinde bir dalga oluşmasını sağlıyoruz. Sizce bu esnada başka biri de ipin diğer ucundan başlayan bir dalga oluşmasını sağlarsa iki dalga karşılaştığında ne olur? Bir bakalım. Diyelim ki burada bu yönde ilerleyen bir dalga var. Şeklinin kare olması biraz garip. Yani bir ipin üzerinde kare şeklinde bir dalga oluşturabilmek için bayağı yetenekli olmanız gerekir ama Gözünüzde canlandırmanın daha kolay olması açısından burada gördüğünüz şeyin bir ses dalgası ya da elektromanyetik bir dalga olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, bu dalga bu yönden, bu da diğer yönden hareketine başladı. Bu dalgaların aynı ip üzerinde olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu yüzden de bu dalganın altındaki ipin görünmemesi lazım. Çünkü ip bu noktada buradaki kare şekilli dalgayı oluşturmak için yukarıya doğru hareket ediyor. Burada da başladığı noktaya geri dönüyor. Bu dalga için de aynı şekilde burada iki ip görmemeniz lazım. Onun için şurayı siliyorum. İpin burada yukarı hareket ettiğini, burada da başladığı yere geri döndüğünü göstermeye çalışıyorum. Video boyunca karşımıza çıkan şekillerin hepsinde buraları silip videoyu uzatmak istemediğim için sizden dalga gördüğünüz yerin altına ip olmadığını varsaymanızı rica ediyorum. Yani burada ip yokmuş gibi davranacağız. Anlaştık mı? Evet. Az önce sorduğum soruya geri dönecek olursak bu dalgalar ilerleyip de karşılaştıklarında bu dalga buraya, bu dalga da buraya gelmiş olacak ne olur dersiniz? Buna dalga girişimi denir. İki ya da ikiden fazla dalganın aynı yerde üst üste gelmesi olarak da tanımlanır. Burada ip aynı anda iki yerde olamayacağı ya da tek bir ipin tek bir şekil oluşturması gerektiği için ortaya çıkacak olan dalga, bu iki dalganın birleşimi ya da toplam dalgayı yaptıkları katkıların toplamı, kısacası iki dalganın toplamıdır. Başka bir deyişle toplam dalganın yüksekliğini bulmak istersek buna yt diyelim. T'yi toplam için kullanıyorum. Evet. Yt birinci dalganın yüksekliği. Buna y1 diyelim. Artı y2 yani ikinci dalganın yüksekliğine eşit olur. Eğer dalga denklemlerine aşinaysanız iki dalganın denklemlerini toplayıp toplam dalganın denklemini de elde edebilirsiniz. Bu arada çoğu zaman çok ileri matematikle uğraşıp dalga denklemleriyle boğuşmak yerine şekle bakıp toplam dalganın neye benzeyeceğini anlayabileceğinizi de eklemek istiyorum. Şimdi arka plana referans çizgiler koyup bu iki dalgayı toplayacağım. Burası bir birim, burası iki birim, burası da üç birim olsun. Birimimizde santimetre, metre ya da herhangi bir uzunluk ölçüsü olabilir. Toplam dalgayı bulmak için onun oluşturduğu dalgaların toplam dalgaya yaptıkları katkıları toplamamız lazım demiştik. Dalgaların ikisi de sıfır noktasında başladı. Mavi ya da birinci dalganın yüksekliği bir birim. Pembe ya da ikinci dalganın yüksekliği ise iki birim. Bu noktada farklı yönlerden gidiyor olmaları değil de üst üste binmiş olmaları önemli. Bir birim artı iki birim üç birim eder. Evet toplam dalganın neye benzeyeceğini görmek isterseniz, bu noktada yani iki dalganın üst üste bindiği yerde 3 birim yüksekliğinde toplam bir dalga elde edebiliriz. Bu çok kolay öyle değil mi? O zaman gelin bir de bu iki dalganın tam olarak değil de üst üste gelmeye başladıkları anda neye benzediklerine bir bakalım. Mesela şu anda sizce nasıl bir dalga elde ederiz? Az önce yaptığımız gibi dalgaların ayrı ayrı toplam dalgaya yaptıkları katkıyı birbirlerine eklememiz lazım. Yeşille çizdiğim yerde iki dalgada da sıfır noktasında ve sıfır artı sıfır da sıfır eder. Bu noktaya geldiğimizde mavi dalganın yüksekliği bir birim, pembe dalganınki de sıfır olduğu için toplam dalganın yüksekliği bir birim olur. Buraya geldiğimizde mavi dalga 1, pembe dalga 2 birim yükseklikte olduğundan toplam 3 birim. Burada ise mavi dalga yeniden 0 oldu. Pembe dalga da 2 birim olduğuna göre 2 artı 0 2 eder ve toplam dalgayı bu şekilde çizebiliriz. Dalgalar yarılarına kadar üst üste bindiklerinde elde edeceğimiz dalganın şeklini daha iyi görebilmek için fazla olan çizgileri sileyim. Videonun başında da söylediğim gibi bir iple buna benzeyen bir dalga elde etmemiz çok zor ama kare şeklinde elektronik sinyaller var ve üst üste geldiklerinde de buna benzeyen şekiller görebiliriz. Sizi dalga girişimi ile alakalı bir konuda uyarmak istiyorum. Çünkü girişim kelimesi sizi yanlış yönlendirebilir. Bu dalgalar bir araya geldiklerinde başka bir dalga oluşturur. Daha sonra birbirlerinin içinden geçip yollarına devam ederler. Bunun bu şekilde gerçekleşiyor olması da muhteşem bir şey. Çünkü cep telefonumuzdan arama yaptığımız ya da mesaj gönderdiğimiz zaman aynı şeyi bir başkasında yapıyor olması son derece muhtemel. Ve bu dalgalar eğer birbirinin üzerinden geçmeyip çarpışsalar ve yönleri değişseydi, yani mesela bu dalga bununla karşılaştığında yönü ya da şekli değişseydi, arama yapmak ya da mesaj göndermek mümkün olmazdı dalga girişimi dalgaların karşılaştıkları anda gerçekleşir. Bundan dolayı ise orijinal şekillerine devam ediyor olmaları oldukça önemli. Şimdi biraz daha zor bir örnek yapmak istiyorum. Bunları silelim. Bu sefer de bunlara benzeyen iki tane dalgamız olsun diyelim. Bu kare şeklinde, bu da üçgen şeklinde birer dalga. Evet, karşılaştıklarında kare şekilli dalga burada, üçgen olan da burada olacak. Az önceki gibi ipi aynı anda iki farklı yerde olamayacağı için toplam dalgayı hesaplamak istediğimizde yine iki dalganın toplam dalgaya herhangi bir noktada yaptıkları katkıyı birbirine eklememiz gerekecek. Buraya kadar her şey sıfır. Bu noktada mavi dalga bir birimken pembe dalga sıfır olduğu için 1 artı 0, 1 olacak. Arada pembe dalga sabit değil sürekli değişiyor ama bu noktaya geldiğimizde mavi dalga bir birimken pembe dalga eksi bir birim. 1 ile eksi 1'i toplarsak 0 elde ederiz. Bu noktadan sonra da 0 olacağını biliyoruz. Peki ya arası? Arası için buna benzeyen ve bu şekilde azalan bir çizgi çizebilirim. Bunun neden böyle olduğunu anlamak istiyorsanız tam ortada bir nokta düşünün. Mavi dalganın yüksekliği 1 bir birim. Pembe dalganınki ise eksi 1 bölü 2 olduğu için toplamları pozitif 1 bölü 2 eder. Ya da mesela bu noktada mavi dalga 1 bir birimken pembe dalga eksi 3 bölü 4 birim olduğu için toplam dalganın yüksekliği 1 bölü 4 birim olur. Bu çizgi doğrusal bir çizgi. Çünkü pembe dalga da doğrusal ve mavi dalgadan aldığı pay giderek artıyor. Evet fazla çizgilerden kurtulabilirsem bu iki dalga üst üste geldiğinde oluşan toplam dalganın neye benzediğini görebileceğiz. İşte böyle. Bu arada dalgaların belirli bir noktadaki yüksekliklerini toplayarak toplam dalgayı bulma prensibine süperpozisyon prensibi dendiğini de eklemek istiyorum. Dalgaların yüksekliklerini birbirlerine ekleyerek toplam dalga bulma işlemi her ne kadar kolay olsa da buna verdikleri ismin biraz göz korkutucu olduğunu düşünüyorum. Son olarak kısa bir tekrar yapalım. Dalga girişimi, iki ya da daha fazla dalganın aynı yerde üst üste gelmesine verilen isim. Toplam dalganın değerini bulmak için de süperpozisyon prensibini kullanarak dalgaların belirli bir noktadaki yüksekliklerini toplayabilirsiniz.